Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, sure adını mağaraya sığınmış gençlerden alıyor. Ama sure hareket kaynıyor. Bunu önceki derslerimizde de dile getirmiştik. Hala sure bizi koşturuyor mağaraya sığınan gençler 300 sene orada kalıyorlar. Ama biz hala onların uykularının tam aksine bir hareket halindeyiz. Ve şimdi 50. ayete geldik. 49. ayette bizi mahşerde tutan Rabbimiz 50. ayette birden Adem Aleyhisselam'ı yaratılışına getiriyor. 45 46. ayetlerde dünyadaydık. 49. ayette mahşere amellerimizin önümüze konmasına geldik. Şimdi mahşerden daha dünyanın ilk yaratılacağı döneme geliyoruz. İnanılmaz bir mesafe var Arada Rabbimiz Adem aleyhisselam'ı yaratmış ve meleklere haydi Adem'e saygı gösterin dediği sahneyi bize hatırlatıyor. Ortada dünya yok. Şimdi okuyacağımız ayette henüz dünyadan söz edilmemiş yani sadece Adem'in varlığından söz ediliyor. 49. ayette de dünya yok ama dünyanın sonu geldiği için yok, mahşerdeyiz. Böyle kıtalar arası bile diyemeyeceğimiz mücadele var, koşturmaca var. Israrla sure bizi yerimizde tutmuyor ve siz hareket adamısınız, koşturmak zorundasınız. Ömrünüzün sonuna kadar bir mücadele edeceksiniz mesajını veriyor. Şimdi okuyacağımız ayetler bize aynı zamanda şunu da öğretmiş olacak. Bu dünyada bir şeytanın tarafı var. Bu şeytanın başı da babası da iblistir. Öbür tarafta da Allahü Teala var. Allah'a itaat ve şeytana itaat arasında insanın pozisyonunu hatırlatıyor bu ayetler. Ortada tam surenin ortasında Adem Aleyhisselam'ın meleklerle olan durumunu özetleyen bu kıssa farklı surelerde farklı içeriklerle anlatılıyor. Ama bizde bir Kehf kıssası ve sonrasındaki Bahçeli adamın ve arkadaşının kıssasından hemen sonra yani iki kötü örneğin anlatıldığı kıssadan hemen sonra gelmesiyle adeta şu mesaj veriliyor. E kötülüklerin kaynağı şeytandır. Ashab-ı Kehf'in bulunduğu coğrafyada, zamanda bir şirk toplumu vardı. Bu şirki kim ortaya çıkarmıştı? Şeytan, iblis. Sonraki okuduğumuz kıssada bir adam nankör, şımarık, bir zengin parasıyla Allah'ı da unutuyor. Kıyametin kopacağını zannetmiyor. Kıyamet kopsa da bana ahirette daha güzel şeyler verilir diye saçma sapan vehimlerde bulunuyor. Bunun da kaynağı şeytan. Aslında bütün kötülüklerin, bütün problemlerin, Allah'a isyanın, yeryüzündeki fesadın ana kaynağı şeytandır. Şeytanın da kaynağı babası iblistir. Sure tam ortada bunu anlatıyor. Bundan sonra da iki güzel örnek üzerinden bize yeni yeni kıssalar anlatacak. Ama neticede baştaki kötü toplum ve kötü adamın örneği, sonra iki güzel insanın yolculuğu, ilim yolculuğu güzel bir örnek. Zülkarneyn'in siyasette, iktidarda dünyaya getirdiği ıslah, yenilik, kalite güzel bir örnek. Bu iki güzel örnek ve bu iki kötü örneğin arasında insan gidiyor geliyor. Tam ortasında da iblis var allah Teala bir iman tazelemesi yapalım. Kim düşmanımız, kim dostumuz yeniden hatırlayalım diye bize ortada durmanın mümkün olmadığını ya Allah'ın tarafında ya da şeytanın tarafında bir şekilde bulunacağımızı hatırlatıyor. Düşmanı tanımadan da savaşın mümkün olmadığını bize öğretiyor. Eğer bu dünya Allah ve ona isyan eden şeytan arasında bir tercih yapma dünyasıysa o zaman bizim dostumuz Allah düşmanımız da şeytansa biz bu şeytanı düşmanımızı iblisi tanımadan da Allah'ı bulamayacağız. Bu şeytandan iblisten korunmadan Rabbimize tam anlamıyla itaat edemeyeceğiz. Bunu öğrettiği dört ayetlik yeni bir bölüme geldik. Bu bölümün en önemli bizim için bu dersin omurgasını oluşturacak kısmı 50. ayet. Biz bu derste 50. ayeti açacağız ama diğer ayetlerde de neler olduğunu okuyacağız. Ondan sonra 50. ayete dönüp asıl mesajı odaklanmaya çalışacağız. Şimdi 50. ayetten itibaren okuyoruz. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi de secde etmişti. O sırada meleklerin arasında iblis denen kişi de vardı. O melek değildi ama orada bulunuyordu. Allahü Teala ancak iblis hariç buyuruyor bu yüzden. Fesecedu illa iblis. İblis hariç. Allahü Teala Adem'e saygı göstersinler diye meleklere Eğilin önünde dedi. Secde edin dedi. Nasılsa artık. Secdenin içeriği, şekli bizi ilgilendirmiyor. Biz Allahü Teala'nın meleklere ne dediğini ve bunun karşısında meleklerin ne yaptığını öğreniyoruz. Bu kadarıyla Rabbimiz bizi yetindirmiş. O sırada yeni bir bilgi geliyor ama iblis buna yanaşmadı. O cinlerdendi, melek değildi o ve Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Kane minel cinni fe fesaka an emri Rabbi. Yani bir aykırılık yaptığı, Herkesin Allah'ın emrine boyun eğdiği yerde ben ona boyun eğmem dedi. Niye? Çünkü diğer ayetlerden öğreniyoruz. Bu 50. ayette yok. Beni ateşten yarattın. O ise topraktan yaratıldı. Ben ondan üstünüm dedi. Bir de itaat etmemesinin sebebini açıkladı. İstekbera. Kibirlendi, büyüklendi. Adem'i küçük gördü. Allah'ın emrini böyle bir kenara attı. O halde devam ediyor ayet. Onlar sizin düşmanınızken onlar dediği şimdi gelecek. Siz beni bırakıp da onu ve sülalesini dost mu ediniyorsunuz? Efetettehizunehu ve zürriyetehu evliyâe min dûni ve hum lekum adû. Şeytan ve şeytanın sülalesi var. İblis. Buradaki ana karakterin adı İblis. İblis şeytanların babası. Şeytanlık oradan geliyor cinlerden geliyor. Bu iblisin sülalesi var. Zürriyetinden bahsediyor Allahü Teala. Ve bunlar insanlığın düşmanı. Adem'e secde etmeyerek karşısına çıkıyor. Adem'in düşmanı oluyor. Biz de Adem'in çocukları olarak doğal olarak şeytanın düşmanı oluyoruz. Bizim de düşmanımız şeytan oluyor. Bunu da farklı ayetlerde Allahü Teala bize haber veriyor. Şimdi asıl soru şu. Zaten dersin de merkezini oluşturan cümle burada. Efetetteh zunehu ve zurriyetehu eulia'e min duni ve hum lekum adu. Siz şeytan ve şeytanın sülalesi. Çocukları bunun nasıl bir ailesi var Allah biliyor. Cinlerden oluşan karı, karıları mı vardı? Bunlar acaba mecazi bir mana mıydı? Allah biliyor. Ama bu tek değil. Bunun peşinden giden, şeytana tapan, tam anlamıyla onun taraftarı olan Hizb-ü Şeytan dediği Kur'an-ı Kerim'in bunun kadroları var. Ve bunlar sizin düşmanınızken siz beni bırakıp da nasıl bu iblisi ve çocuklarını dost ediniyorsunuz? Allah Teala'nın sorusu bu. Bize bu soruyu soruyor. Nasıl dost ediniyorsunuz? Sizi yaratan benim. Her şeyi sağlayan benim. Ama siz bana isyan eden, babanız Adem'in düşmanı olan, sizi de yoldan çıkartmak isteyen, sizi de şeytanlaştırmak isteyen bir iblise ve onun gibilere nasıl yaranmaya çalışırsınız? Soru bu zalimi yine bedele bu bir zalimliktir. Zalimlerin böyle bir tercihi ne kadar kötüdür. Ayet zalimlerin bu değiş tokuşu yani Allah'ı bırakıp iblisten yana olması. Nasıl bir tercih bu? Bu olsa olsa zalimlerin tercihi olabilir. Yani siz şeytanın peşinden giderek Allah'ı bırakarak şeytanlaşmış insanları kendinizi örnek görerek onların taraftarı olarak ancak ancak zalim olursunuz diyor ayet bize. Bu ayetin ayrıntılarına gireceğiz. Bundan sonrasını Allahü Teala beyinler daha iyi çalışsın diye zihin niye şeytanın tarafına kaymamalı diye bize bazı hatırlatmalarda bulunuyor. Şimdi ortada Adem var, şeytan var, iblis var. Allahü Teala İblise sen de Adem'e boyun eğ, önünde saygı göster diyor. Bana ne diyor? Senin emrini kabul etmiyorum diyor. Büyükleniyor. Doğal olarak da kulluğun dışına çıkıyor. Attı kendini. Ben artık sana itaat etmeyi kabul etmedim dedi. Şimdi bundan sonra bunun bir ekibi oluştu. Burada da Adem'in çocukları oluştu. Ve dünyada insanlar ya Adem'in kulluğu gibi Allah'a kulluk ediyorlar ya da şeytanın isyanı gibi Allah'a isyan ediyorlar. Doğal olarak siz bu tabloyu görüyorsunuz. Öğrendiniz artık. Hadi diyelim gavurlar bunu başından beri kabul etmiyor diyelim. Ama ey Müslümanlar, müminler, ashab-ı kehfin peşinden gidenler. Siz bu Kur'an'a iman ediyorsunuz. Siz bu ayetleri kabul ettiniz. Ben de size böyle bir durum var diyorum. Siz buna rağmen nasıl bu adamların peşinden gidersiniz? Nasıl beni bırakırsınız? Allahü Teala bu soruyu soruyor bize. Ve böyle bir şey yapmanız durumunda siz Gazze'de bebek katleden zalimlerden biri olursunuz. Hatta onlardan daha zalim olursunuz. Diyor ki bunu da bize 50 5. 56. ayetlerde ayrıca bir de anlatacak. Böyle yapmaktan daha zalim var mıdır? Bundan daha büyük bir zulüm olabilir mi? Siz Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Allah'ın varlığından haberdarsınız ama olsun biz şeytan gibi yaşayalım diyorsunuz. Böyle bir zalimlik olamaz. Der gibi ayet bitiyor. Sonra da bunu iyice kavrayalım, oturtalım, imanlarımız pekişsin diye Allahü Teala Şimdi bunlar şeytanı kendilerine ilah edindiler. Ya da şeytanın dürtülerini benimsediler. Yeni bir ilahmış gibi iblisin önlerine sunduğu güzel tepsiden sularını, yemeklerini içip yemek istediler. Halbuki ben Allahü Teala buyuruyor 51. ayetinde ben onları ne göklerin ne de yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Yani siz bunlara bu kadar değer veriyorsunuz ama ben gökleri yarattığımda bunlar yoktu. Yeri yarattığımda bunlar yoktu. Ve bunlar kendilerinin yaratıldıklarından da haberdar değillerdi. Şeytan bile kendisinin ne zaman yaratıldığını bilmiyor. Sadece ateşten yaratıldığını biliyor. Siz böylelerine kendiniz gibi yaratılmış olan birine nasıl bu kadar meyledebilirsiniz? diye bizi aslında bir düşünce sistemi içerisine sokuyor ayetler. Ya bu günlük hayatta da ya sana senin gibi olan bir insan ne yapsın? Bu hoca olsa ne olur? Bu zeka küpü olsa ne olur? Bilim adamı olsa ne olur? Sen senin gibi hastalanacak, tuvalete gelen ve günün birinde de ölecek birine bel bağlamışsın. Bunu nasıl yapabilirsin? Biraz akıllı ol diye ayetler bizi şu an irşad ediyor. Haktan saptıranları da yardımcı edinmedim ben. Yani şeytanlaşmış tipler bana yerlerin göklerin yaratılışı esnasında yardım da etmediler. Ben onlardan birine muhtaç da değildim. Siz nasıl böyle mahlukattan bir sistemin içerisinde, bir grubun içerisinde, yeni bir düzen kurmaya çalışırsınız. Yani Allah'tan başka size kim ilah ve Rab olabilir? Şunu bir daha düşünün. Hayatınızı da buna göre ayarlayın. Hatırlatmasını yaptı ayet. Bundan sonra bizim için, iman edenler için çok ince bir mesaj daha geliyor. O gün buyuracak ki Allah. Şimdi tekrar bizi mahşere götürdü. Yerlerin göklerin yaratılmasındaydık. Adem yaratıldı. Adem melekler, iblis, cin oradaydı. Şimdi ve yevme yakulu diye allah Teala mahşer günündeki yeni bir sözünden bahsediyor. Tekrar gittik hesap gününe. O gün Allah buyuracak ki benim ortaklarım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın bakalım. İnsanların Allah gibi haşa benimsediği bugün hayat tarzlarından tutun da ideolojilerine kadar vazgeçemedikleri takımlarına kadar ırklarına sembollerine varıncaya dek o gün Allah gibi gördüğünüz benim yanıma ortak ettiğiniz başta şeytan ve şeytanlaşmış her şeyi hadi çağırın bakalım bakalım size yardım edebilecekler mi diye söyleyeceğiz onlara buyuruyor. Onlar da çağıracaklar buyuruyor. Fedaaum. Halbuki mahşer gününde hiçbir şeyin gelemeyeceğini onlar da biliyorlardı. Ama onlar çağıracak buyuruyor Allah Teala. Çünkü insanın zihninin içerisine Allah dışında bir şey yerleşti mi? Dünyada da ahirette de sistematiği bozuluyor. Yani mahşerde bile tek söz sahibinin ve her şeyin sahibinin Allah olduğunu bildikleri halde, gördükleri halde kabirlerinden onları çıkaranların Allah olduğunu çok iyi anladıkları halde hadi çağırın bakalım şu dünyada beraber takıldığınız ilahlarınızı, putlarınızı, adamlarınızı, peşinden gittiğiniz yeni ideolojilerle sizi kurtaracağını dünyada bir konfor, güzellik vaat ettiğini söyleyen adamlarınızı, şu ilahlarınızı bir çağırın bakalım dendiğinde çağıracaklar buyuruyor allah Teala. Bunlar ahirette bile bu kadar sarhoşlarsa her şeyin ayan beyan olduğu bir ortamda anlayalım dünyada Allah'tan başka birine bel bağlamanın İslam dışında bir sistemin peşinden gitmenin, insanların vazgeçemeyecekleri Kur'an ve sünnet dışında bir hayat tarzları olduğunun bu ne kadar çarpık, çelişkili, hiçbir şekilde içinden çıkamayacakları bir hayat tarzları olduğunu çok güzel anlatan bir örnek bu. Mahşer'de bile hadi çağırın deyince Allah çağırmaya kalkacaklar. Fedahum ama onlara cevap verilmeyecek. Biz de aralarına bir helak uçurumu koyacağız. Onlar bir cehenneme, bunlar başka bir cehenneme yuvarlanıp gidecekler buyuruyor Allah Teala. Ve neticede günahkarlar 53. ayeti okuyoruz. Ateşi görecekler. Ve ona düşeceklerini kesin de anlayacaklar ama ondan kaçacak bir yerde bulamayacaklar. Artık ne kadar mesafe ötedense hadis-i şeriflerde yani asırlarca öteden Allahü Teala onların cehenneme düşeceklerini anladıklarını haber veriyor. Yani cehenneme mesafeleri belki 400 sene ışık hızıyla o günkü Allah'ın bildiği o şartlarda ama onlar görmeden bile cehenneme düşeceklerini duydukları anda bile uzaktan artık ısısını Allahü Teala hissettirdiği gibi düşeceklerini cehenneme gebereceklerini anlayacaklar ve bir daha da kaçacak yer bulamayacaklar diyor. Şimdi bütün bunları kimler için anlattı? Şeytanın soyunu, iblisin çocuklarını kendine arkadaş edinenler için anlattı. Çünkü o cehenneme düşüp oradan kaçamayacaklar. Mahşer gününde de ey put hazretleri Lat, menat, Sizden biz çok güzel şeyler hissediyorduk, alıyorduk, vibe alıyorduk aranızdan diyenlerin aslında şeytanın arkadaşları olduğunu, şeytanın tarafını seçtikleri için Allah'ı unutup Allah gibi başkalarına tapındıkları için bu noktaya geldiklerini anlatıyor. Yukarıdan itibaren bir kompozisyon gibi ayetler sıralanıyor. En başından nasıl? İblis Allah'a isyan etmişti. Secde edeceği Allah dışında biri olmaz, olmamalı. Güya ben Allah'tan başkasına secde etmem. Sanki dermiş gibi büyüklenip ama itaatın dışına çıktığı gibi o şeytanın da tarzını devam ettirenlerin neticede geleceği noktayı anlatıyor ayet. Yani bize söylüyor. Siz de Allah'tan adım adım koptuğunuz zaman şeytanın adımlarını takip ettiğiniz zaman ki şeytan birden hadi bana gelin demez önümüze bir iz koyar. O yüzden Allahü Teala ve la tettebi o hutuvati şeytan buyuruyor. Şeytanın adımlarını sakın takip etmeyin. Takip ettiğiniz zaman ya bir bakayım orada ne var derken düşürür şeytan buradan sizi. Allah ne dediyse ona bakın. Bir deneyelim. Olmazsa geri döneriz diye bakmayın diyor. Biz de bu adımları takip ettikçe aslında adım adım şeytanın peşinden gitmiş ve onun arkadaş grubuna katılmış olacağız. Yani bu ayetler tam iman etmiş insanlar için ashabı kehfi örneği olarak Allah'ı ilahı olarak kabul etmiş bizler içindir. Çünkü şeytanın peşinden gidenin şeytanlaşmış insanların ve cinlerin zaten bir riski yok ki onlar alanın içerisindeler. Risk bizim için geçerli. Bizim garantimiz yok çünkü. Bu sebeple biz düşmanımızı iyi tanımamız gerekiyor. Düşmanımızın bu ayette bahsedilen soyunu iyi öğrenmemiz gerekiyor ki onların ailesinin içine katılmış olmayalım. Şimdi arkadaşlar burada iblisle ilgili iki not paylaşacağım. Ayetlerden burada 50. ayetten öğrendiğimize göre şeytanın bir babası var. Bizim babamız olduğu gibi şeytanın da babası var. Ve bu cinlerden. Aslı şeytanın aslı cin. İkincisi bu Allah'a itaati reddettiği için şeytan oldu. Asıl adı iblis. Belki de iyi bir insandı, iyi bir yani iyi bir cindi diyelim. İnsan insan konuşuyoruz. O cin iyi bir cindi. Meleklerle takılıyordu o yüzden belki de. Allahü Teala o yüzden andı meleklerle beraber. Adem'e secde edin dedik. Tüm melekler secde etti ama iblis böyle yapmadı. Derken belki de o yüzden anlattı. İblis nasıl şeytan oldu? İtaati kabul etmediği için, reddettiği için. Dolayısıyla her reddin sonu şeytanlığa gidiyor. Adım adım, hemen gitmeyebilir ama bir kere sökük başlıyor, sonra olduğu gibi açılıyor. Üçüncüsü bu iblisin suyu var arkadaşlar. Tek değil bu. Bu ekiple çalışıyor. Ciddi bir kadrosu var. Kadro eğitimli bir kadro. Ve birazdan okuyacağız ayetlerde bu kadro bize çalışıyor. Bu kadronun bir gayesi var. Boş yere değil bu dünyada. Onların da davası var. Çünkü iblis Allah'tan izin istedi. Sen madem beni kovdun kulluğundan ben de o zaman senin bütün kullarını, Adem'in çocuklarını saptıracağım deyince Allahü Teala da serbestsin, saptırabilirsin. Bakalım kim sana uyacak, kim bana uyacak göreceğiz dedi. Ama çoğunu da ben alacağım haberin olsun diye Allahü Teala'ya yani tabir yerindeyse söylüyorum bunu meydan okudu. Ve la tecidu ekserahum şakirin. Göremeyeceksen onların çoğu sana nankörlük edecek ve bunu ben yapacağım dedi. O zaman biz ayetten de yola çıkarak bir başka madde olarak şunu öğreniyoruz. Adem Aleyhisselam'ın düşmanı olan iblis bizim de düşmanımızdır. Vahum lekum aduv. O sizin düşmanınızdır. Buyuruyor Allahü Teala. Biz de o zaman şeytanı düşman edinmek zorundayız. Madem şeytan bizim düşmanımız, bizi cennetten uzaklaştırmak istiyor. Biz de şeytanın tuzaklarına kanmadan kulluk yapmak zorundayız. Peki şeytan Temel karakter olarak ne yapmaya çalışıyor? İnsanı Allah'tan koparmaya çalışıyor. Ahlaksızlıkla ve imansızlıkla Allah'a kulluğun dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu şeytanın Allah'a isyanın içine düşmesindeki arkadaşlar en genel sorun da kendini üstün görmesidir. Şimdi ilk bölümde ne dedik şeytanla ilgili iblisle ilgili bu itaati reddederek şeytan oldu dedik. İtaati reddetmesinin arka planında ne var? Kendini üstün zannetmesi. Dikkat edin biz bundan önceki ayetlerde de malı ile kendini üstün zanneden bir adamı okuduk. Ondan önceki ayetlerde yine ırkıyla, soyuyla Kureş kabilesindeki o üstünlük zannettiği haliyle ya bu Bilalleri at etrafında Muhammed bunları atarsan biz seninle konuşuruz diyen Ebu Cehilleri okuduk. Aslında şeytanlaşma süreci insanın kendisini bir başkasından üstün görmesiyle başlıyor. Ve bugün arkadaşlar kulağımızı kaç açarsak açalım. istediğimiz kadar da bizi huzursuz ederse etsin Kimse zannetmesin bu bugün sadece parayla ve soyla devam ediyor diyor. Evet ırkla yine devam ediyor. Sözüm ona Türkler kendilerinin çok üstün olduğunu zannediyorlar. Araplar kendilerinin peygamber onlardan geldiği için üstün olduğunu zannediyorlar. Ama kendi partisinin diğer partilerden üstün olduğunu zanneden de şeytanlaşmış bir karaktere sahiptir. Hatta daha da basitleştireyim bu örneği. En çok şampiyonluk bizde diyen bilmem ne takımını tutan kişi de bir nevi şeytandır. Bir insanı küçük gören kendini de bir kişiden bile büyük gören her anlayış neticede şeytana hizmet etmektedir. Kendini öbür kadınlardan güzel zanneden bir kadın şeytan kraliçesidir. Kraliçe şeytandır. Aynı şekilde benim zekam birçok arkadaşımdan daha üstündür. Dolayısıyla burada ben başkan olmalıyım. Benim bilgim herkesten fazladır diyen bir kişi bir nevi şeytandır. Şeytanlaşmaya müsait karakter taşıyordur yani. Bu bir ülkenin lideri de olsa böyledir. Bir tarikatın şeyhi de olsa böyledir. Bir vakfın gençlik lideri de olsa böyledir. Bu arkadaşların hiçbiri liderlik yapacak kapasitesi yok. En çok bende var bu diye içinden bile düşünse bir insan bu böyledir. Kendi tarikatının diğer tarikattan üstün olduğunu zannetmesi de böyledir. Eğer mesele şeytanın Adem'den kendini üstün görmesi meselesi ise ve bu süreç onu adım adım ben niye secde edeceğim ya? Kendimden daha düşük birinin önünde mi eğileceğim? deyip Allah'a karşı isyan boyutuna varıyorsa demek ki bir gün Allah'a itaatin dışından çıkmanın zemini bir insanın vakfının, derneğinin diğer vakıflardan ve derneklerden üstün olduğunu zannetmesidir. Bir talebenin kendi hocasının diğer hocalardan üstün olduğu zannetmesi de böyledir. Bunu hoca yapıyorsa bu kainattaki tek alim benim, benim ilmime mümkün değil yetişemezler diye düşünüyorsa o da artık bir şeytan alimidir. Yani biz şöyle zannetmeyelim arkadaşlar. Ya i̇blis diye biri varmış. Adem Aleyhisselam'ın önünde saygı göstermemiş, Allah'a isyan etmiş. Vay hain, şimdi bizi cennet, cennetten uzaklaştırmaya çalışıyor. O iblis biz olabiliriz. Kâne minel cinni diyor. Biz de kâne minel insi oluruz. 2020'li yıllarında şeytanları vardı insanlardandı. Olur. Nitekim bazı ayetler buna işaret ediyor. Birazdan okuyacağım. Ana mesele bizim iblisin çocuklarının içerisine katılmamamız olduğu gibi zamanının baba iblisi de olmama meselesi olmalı. Yani ben de iblisleşebilirim 21. yüzyılda. Allahü Teala iblisi o yüzden örnek veriyor. İblis bir tane değil ki. İblisin sembolü bir tane. İblis gibi çok var. Döneminin iblisleri var. Kendilerini ilah zanneden firavunlar vardı. Onların hepsini iblis yetiştirdi. Ama belki iblisi bile geçtiler. Burada arkadaşlar ilk dersin başında soracağımız, sorduğumuz daha doğrusu. Soruyu unutmuyoruz. Ayetin sorduğu soruyu. Siz Allah'ı bırakıp şeytanı ve çocuklarını mı arkadaş ediniyorsunuz? Allah Teala bu soruyu soruyor bize. Yani şöyle bir örnek düşünelim. Kafamızda konu canlansın iyice arkadaşlar. Bir anne var. Bütün zorluklarına rağmen çocuğu karnında taşıyor. Doğuruyor. Eziyetlere katlanıyor. O çocuğu emziriyor, büyütüyor, yetiştiriyor. Çocuk 18 yaşına geliyor. Ve Artık gidiyor başka bir anneyle muhatap oluyor. Sen benim annem değilsin diye. Yani adeta haşa Allah ve kulları arasında böyle bir yani örneklendirme olmaz ama yani anlayalım diye söylüyorum. Bir delikanlının ona her türlü hizmetine rağmen annesini bir kenara atıp başka birini anne demesine benziyor bu. Ve bu anne Yeni annesi delikanlının, o çocuğun ölmesi için her türlü tuzağı kuruyor. Hala o anne demeye devam ediyor. Zaten ana sorun da bu. Soruyor Allah-u Teala bu yüzden soruyor. Bu böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir zulümdür? Bunu Allah'a yapmayın. Şimdi arkadaşlar, o zaman bu bölümde şeytana ve şeytanın sülalesine karşı bir uyarı var. Biz bunu bir ders haline getirelim diye ben belli başlıklarla iblis ve aramızdaki süreci açmaya çalıştım. Onları not haline getirdim. Ucu çünkü bunun cehennem olarak karşımıza çıkacak. En sonunda yani mahşerde o ayetleri okuduk ya az önce. Tapındığımız ırklarımız tapındığımız moda tapındığımız millet anlayışı tapındığımız cumhuriyet anlayışı neyse neye tapınıyorsak çünkü kimine göre de şehit haberlerine tapınmak diye bir şey var. İnsanların kalitesini şehit haberlerine gösterdikleri tepkilere göre ölçüyorlar. Sen şehit haberlerine taziye yaptıysan iyi insansın. Sen yapmadıysan kötü insansın. Bu nasıl bir şey oluyor? Ben öyle belirledim. Tapınıyor. Aklına tapınıyor. Cumhuriyetine tapınıyor. Haberlerine tapınıyor. Toprağına tapınıyor. Allah'tan başka her şeye tapınıyor. Onun için kutsal toprak kendi bulunduğu toprak. Kudüs'ten değerli orası. Kabe'den de değerli. Medine'den de değerli. Bizim toprağımız. Bizim toprağımızda askerimiz öldürülmüş. Sen nasıl taziye yayınlamazsın? Hainsin sen. Kendisi Allah'a karşı en büyük suçları işler. İslam'a karşı, insanlığa karşı hain olmaz ama seni birden vatan haini olarak damgalar. O da ona tapınıyor. O da çağıracak mahşer günü. Ey tapındığım vatanım gel buraya diyecek o da. Fedaeuhum felem yestecibu lehum. Ama ona vatana cevap veremeyecek vatanını putlaştıranlar ona da cevap veremeyecekler. Onu bu hale getiren anlayışların sahipleri de ona cevap veremeyecek. Biz bütün bunlardan ders çıkararak biz ancak Allah'a taparız. Allah'ın kutsal dediğine taparız. Vatanımızı da koruruz. Toprağımızı da koruruz. Milletimizi de koruruz. Ayrı bir konu. Ama tapmayız. Tapmak başka bir şey. Biz Kabe'ye de tapmıyoruz ya. Biz Kabe'ye de tapmıyoruz. Kabe'nin Rabbine tapıyoruz. Kabe yıkılır, yenisi yapılır. Kutsal olan Allahü Teala'nın Kabe'ye atfettiği değerdir. Altı üstü bir taştır çünkü Kabe. Biz Kabe'ye secde etmiyoruz ki. Kabe'nin Rabbine secde ediyoruz. Kabe böyleyken benim vatan toprağım nedir ki ya? Nedir vatan toprağım? Alkol içilse de vatan toprağı mı olacak burası? Dolayısıyla her birbirimizin ayrı putları var. Herkes ayrı bir şirk içerisinde olabilir. Biz buradan bu şeytan ne yapmaya çalışıyor? Düşmanımızı, iblisi ve çocuklarını tanıyacağız ve bize nasıl yaklaştığını bileceğiz ki ondan korunmayı da öğrenmiş olalım. Arkadaşlar iblis ve çocukları, arkadaşları iblis gibiler ister ki yeryüzünde Şeytana itaat olsun. Bunu da şöyle gerçekleştirmek isterler. Ya şirke doğrudan Allah dışında bir taşa, işte secdeye, güneşe, aya, yıldızlara tapındırarak ya da belli ideolojilere insanları bağlayarak gerçekleştirmek isterler. Doğrudan Allah'ı inkar ederek küfre saptırmak isterler iblis ve çocukları ve ibadetsiz bırakarak Allah'a karşı hiçbir görevini yerine getirmeyerek insanı adeta hayvanlaştırmak isterler ve günahlara boğmak isterler. İblis ve çocuklarının ortak mantığı budur. Bunların tamamının çıktığı sonuç şeytana itaattir. Şirk, küfür, ibadetsizlik ve günah. Bunlar gerçekleşirse yeryüzünde, toplumda ya da bireyde iblis mutlu olur. Onun kadrosu çünkü taraftarları çoğalmış olur. İkinci olarak iblis ve çocukları ister ki peygamber aleyhisselam'ın getirdiğinin dışında yeni bir din oluşsun. Yani Allah var, peygamber de göndermiş olabilir ama biz bu zamanda yeni dinimizi de oluşturabiliriz. Bunun zihinlerde yerleşmesini ister. Adam topluyor çünkü kendine. Nasıl yapar bunu? Mesela şöyle inanç ortaya atar. Peygamber zamanının siyasetçisiydi. Çok da fazla takılmayalım o peygambere. O o gün devlet adamlığı yaptı. İyi bir siyasetçiydi. Muhammed yeryüzünün en iyi siyasetçilerinden biriydi diye onu bir konumlandırır. Peygamberin getirdiğinin dışında yeni bir din oluşturuyor şu an ama altyapısını hazırlıyor. Başka nasıl yapabilir? O o gün Arapların lideriydi. Araplarla ilgili bir konu bu. Biz Türkler olarak yeni Hanefi Maturidi Türk dini. Hiç eşarilik diye bir şey olmamalı. Hiç şafiilik diye bir şey olmamalı. Malikilik, hambelilik bunlar bize Türklere uygun değil. Biz Türklere uygun yeni din oluşturmalıyız. Yeni bir tarz oluşturma, yeni bir inanç oluşturmalıyız diye yapabilir. Muhammed Araplarla ilgili bir peygamberdi çünkü. Der. Başka birileri ne? Şunu benimsettirir. Muhammed halkın peygamberiydi. Biz halk mıyız? Biz lordlar kadrosu. Biz derin insanlar. Adeta bizim peygambere ihtiyacımız yok. Biz Allah'la direkt iletişim kururuz. Anlayışları. Ya da Yahudi ve Hristiyanlar gibi bizim peygambere ihtiyacımız yok. Zaten bizim peygamberimiz var diye yeni bir din oluşturur. Ki bugün Yahudi ve Hristiyanlık öyle ayakta duruyor. Ya da öyle saptırır ki peygamberin getirdiği dinin dışında yeni bir din oluştururken şeytan, iblis ister bunu. Çünkü bakar küfür yok. Bunlarda şirk yok. ibadetsizlik yok. O zaman yeni bir din oluşturalım der. Mesela der ki bizim büyüklerimiz peygamberlerin bile bilemeyeceği konuları bilirler. Biz öyle büyüklerin peşinden gidiyoruz. Ve siz bunu anlamazsınız. Ya da şöyle derler. Bizimkiler peygamberlerin bildiğini farklı yollardan biliyor. Yani bize de Cebrail geliyor. Da derler. Böyle böyle işte siz bunu anlayamazsınız. Bunlar havas ilmi. Büyüklerin yani halk tabakasının anlayamay anlayamayacağı sadece büyük böyle yedilerin, kırkların rüya aleminde ilham ve keşif yollarıyla anlaşılabilecek bizim anlayamayacağımız iletişim kanallarıyla yakalanacak bilim. Buraya fazla kar karışmayın. Derler buradan yeni bir din oluşturur şeytan. Şeytan bundan memnun olur. Böyle böyle çünkü kendi tarafına adam toplar. İslam olmadıktan sonra ne olursa olsun adı. Üçüncü olarak arkadaşlar açık ya da gizli olarak İslam'a uymamak. Yani münafıklık. İle şeytan, iblis ve çocukları bizim insanların arasında iyi görüntülü, yalnız başına kaldığında tamamen İslam'dan uzak, kalbi hastalık dolu tiplerden olmamızı ister. Tıpkı münafıklar gibi. Bu da iblisin bizdeki projelerinden ve bir başka notumuz, dördüncü notumuz, iblis ve çocukları ister ki doğrudan pis işlerle meşgul ol olsun insanlık. Lut kavminin yaptığı gibi. Yani bu toplum tamamen cinsel sapık olsun. Bu toplum tamamen faizci olsun. Bu insanlar tamamen hırsızlaşsınlar, birbirlerinin ırzlarına, namuslarına söz etsinler. Bu toplum tamamen nazara nazar boncuğuna inansın. Yeni yeni inançlar geliştirilsin. Bu toplum tamamen kumar oynasın. Bu toplum tamamen içsin, zıbarsın. Bu toplum tamamen cinsel hayatı evlilik dışında da mübah görmeye başlasın. Yani pis işleri bir norm haline getirmek ister şeytan. Şimdi ayet ne demişti bize? Siz Allah'ı bırakıp şeytan ve çocuklarını mı dost ediniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz de ne dedik? Şeytan ve dostlarını tanımamız lazım ki bunlardan korunalım. Sadece Allah'ın yanında bulunalım. Şimdi şeytanı tanıyoruz. Şeytanın neler yapmak istediğini, yeryüzündeki projelerini anlamaya çalışıyoruz. Ve şeytan bir madde olarak da şunu ekleyelim. Allah'tan başkasına dua ettirmek, el açtırmak ve Allah'tan başkasından yardım istemek. Ey falanca işte gökyüzü bizi koru. Depreme karşı senden yardım istiyoruz ey üstad. Gibi insan ve insan gibi mahluklar üzerinden Allah dışında birilerine tapınmayı da güzel gösterir şeytan. Ya biz aslında zamanında müşriklere dedirttiği gibi ya Allah'a inanıyoruz ama yani biz direkt Allah'a elimize açsak Allah bizim dualarımıza cevap vermez. O yüzden bu türbede yatanın yanına gittik. Dedik ki ey aşağıdaki şu yukarısına bir maneviyat pompala. Ancak sen yapabilirsin bunu ama senin Rabbin Allah'tır. Bunu da bir nesilde toplumda yerleştirmek ister. Peki Arkadaşlar insan niçin iblisin tarafında olur? Soru neydi? Siz şeytan ve dostları sizin düşmanınızken nasıl Allah'ı bırakıp onun soyunu dost ediniyorsunuz? Nasıl yaparsınız bunu? Bu ne insanlar? Hadi biz dedik ki gavurlar bir kenara gitsin zaten Kur'an okumuyorlar. Bize söylüyor bunu. Ya siz nasıl Allah'ın emir ve yasakları burada gözünüzün önünde ve siz bunlara iman etmişken niye iktidarı kaybetmemek adına Allah'a isyan ediyorsunuz? Niye vakıflarınız, tarikatlarınız, camialarınız zarar görmesin diye bile bile saçma sapan hurafe olan bilgilerle bu toplumu kandırıyorsunuz? Nasıl bunu yaparsınız? Bir insanın değeri, bir insanın oyuyla karşılaştırıldığında niye oyu daha değerli oluyor? Bir insan daha değerli Allah katında. Bunu nasıl yaparsınız? Diye allah Teala bize soru soruyor. Biz de o zaman önce şu iblisi ve çocuklarını tanıyalım. Ne yapmaya çalışıyor bunlar dedik. Şimdi soruyoruz. İnsan niye iblisin tarafında durur? Üç temel maddemiz var arkadaşlar. Birincisi inadından. Aslında her şeyin farkındadır ama inat ediyordur. Firavun gibi. Firavun gibi. Ebu Cehil gibi. Niye inat ediyordur? İkinci maddemiz. Çünkü dini yaşamak zor geliyordur. İslam'ın kendisi ağır geliyor beyefendiye, hanımefendiye. O yüzden ben ya inanmıyorum diyor ya da inanıyorum ama İslam'da niye şu şöyle olmuyor da bu çok ağır değil mi diye kendi kendine hükümler görüşler ortaya koyuyor. Niye nefsin'e zor geliyor peki? E çünkü şehvetler çok tatlı, dünya çok tatlı, zevkinden bu yüzden insan vazgeçmek istemiyor. Yani bir inadından iki İslam'ın yükünü Allah'ın ona verdiği görevleri omuzlarına yüklemek istememesinden yorulmak istiyor, istemiyor hanımefendi, beyefendi. Ve şehvetlerine tapıyor. Çok lezzetli dünya hayatının e, mahrumu olacak. Bunu da anladıysak arkadaşlar, şimdi iblis kendi tarafına adamlarını nasıl toplar o soruya cevap bulalım. Şimdi biz bu üç maddeyi saydık ama bende bunlar ne kadar var diye soruyorum ben. Yani ben şehvetlerimi kontrol edemediğim zaman bana da dini yaşamak zor gelecek. Bana da dini yaşamak zor gelince bu sefer inat edeceğim. Ya da erteleyeceğim sürekli. İleride düzeliriz. İleride hacca gideriz. Sonra tövbe ederiz demeye başlayacağım. Bunların hepsi alt planda zevklerimi nesir olmaktan kaynaklanıyor. Peki iblis beni kendine çekmek için ne yapıyor? Az önceki sorumuz insan niye iblisin tarafında olurdu? Şimdi iblis kendi tarafına adam çekmek için. Hadi bunlar gitti diyelim. Şimdi beni de çekmeye çalışıyor. Müslümanları zaten daha çok çekmeye çalışıyor ki kadrosu büyüsün. Beş temel işi var arkadaşlar. Birincisi çok tatlı ifadelerle insanın nefsinin okşanacağı cümlelerle tuzaklar kurar. Bunun için En'am suresinin 112 ve 113. ayetleri incelenmelidir. O ayetlerde Allahü Teala peygamberliğin başta sonra da bütün insanlığın düşmanı olarak insan ve cin şeytanlardan bahsediyor. Ve bunların ahirete inanmayan, inanmak istemeyenlerin kalplerini kaydırmak için nasıl güzel cümlelerle medyadan, ...kalplere ışın göndererek, insanın içinden değişik fikirler geçirerek, nasıl yaptıkları kötülükleri beğendiklerini ve o kötülüklere de devam ettiklerini söylüyor. Çünkü şeytan bu cümleleri kurarak, vav wow, ne güzel konuştu, harikaydı, şak şak, latacak, yaldızlı ifadelerle insanların beğenisini toplamaya çalışıyor. Zaten bunlar da Allah'tan kopmak istiyorlardı. Böylelikle ya çok güzel oldu değil mi arkadaşlar diye de birbirlerini böyle gazlıyorlar. Sonra da o pisliği yapmaya devam ediyorlar. Enam suresinin 112 ve 113. ayetleri mutlaka incelenmeli. İkincisi adamlarıyla baskı kurar arkadaşlar. Bir ekibi var ya şeytanın. Biz onları görmüyoruz belki. Bazıları insan olarak görünüyor ama cinler gözükmüyor. Ama bir ekibi var. Çünkü 112-113. ayette bunu söyledik. Bu ekip, Bizimle mücadele etmek için üzerimize baskı kuruyor. İşte ashabı kehf mücadele etmek için o günün toplumu toplumu öyle baskı kurdu. Sen şimdi bu sarayı bırakıp mı mağaraya sığınacaksın veya bizim inancımızı bırakacaksın? Bak biz sana ne güzel para veriyoruz. Senin geçimini biz sağlıyoruz. Bu kadar dünyanın güzelliklerinden nasıl vazgeçersin? Akıllı ol. Aptal mısın sen? Radikal misin yoksa? Seni kim yetiştirdi? Gibi cümlelerle baskı kuruyor. Bunu da En'am suresinin 121. ayetinde görüyoruz ve mutlaka incelenmeli diyoruz. Ve inne şeyatine le yuhune ila li Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Yani telkinde bulunurlar. Le yuhune ila لِيُجَادِلُوكُمْ Sizinle mücadele etsinler diye. O yüzden şeytanlaşmış ne kadar insan cin varsa medyasıyla, filmleriyle, siyasetiyle, kurdukları partileriyle, kanallarıyla, çizgi film, normal film. Siyasetçi tepe adamlarıyla sizin üzerinizde hükümranlık oluşturmaya çalışırlar. Böylelikle baskılara bir noktadan sonra dayanamazsınız. Tamam dediğiniz gibi olsun biz de sizin gibi yaşayalım demek zorunda kalabilirsiniz diyor. Ashab-ı Kehf'e bunu uyguladılar işte o yüzden biz sizin gibi olmak istemiyoruz kardeşim. Kaçarız aranızdan, sarayınızdan da kaçarız, okulunuzdan da kaçarız. İstemiyoruz sizin gibi hayat deyip mağaraya sığındılar. Ve üçüncü olarak böyle manyak manyak işler yaptırır. Bir de doğru yolda olduklarını zannettirir insana. Ve yahsebuna enhum muhtedun. Bunu Kehf suresinin son bölümlerinde de okuyacağız inşallah. Araf suresinin 30. ayetinde bunu görüyoruz. Araf suresinin 30. ayetinde de şeytanları dost edinenleri anlatıyor ayet. Sonra da diyor ki bunlar yaptıkları kötülükleri de iyi zannetmeye başlarlar. Yani kendilerinin hidayet ol, üzeri olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Şeytan vardı. ya doğru yolda olan biziz. Yani bu ülkeye laiklik getirerek esas İslam'ın en büyük hizmetimiz yaptık demeye başlıyorlar. Ve insanlar da zamanla bunu hakikaten ya layıklık olmasaydı şimdi var ya İslam diye bir din kalmamıştı. Ya yani iyi ki Türkçe ezan okundu ki biz de ezanın ne manaya geldiğini anladık diyecekler adeta. Zaten bu mantıkla da günün birinde artık namazda da yani elhamdülillahi rabbil alemin yerine hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur şeklinde de bence kılabiliriz. Hatta Tanrı en büyüktür. Tanrı en büyüktür. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tanrı en, en büyüktür. Allah ham dedenin hamdini işitir. Allah'ım hamd sanadır diye Türkçe namaz bile kılınabilir. Sonra da ya iyi ki bunu getirdiniz ya yoksa biz kıldığımız namazı da anlamayacaktık demeye de başlarlar. Şeytan çünkü yeni dinden mutlu olur. Bakar toplum Müslümansa onları İslamsız bırakmak yerine modern yeni İslamlarla ya bu teklif çok güzeldi ya. Dedirte dedirte inandırır onları. Ve dördüncü olarak arkadaşlar Allah'ın rahmetini unutturur şeytan. Bunu da Hicr suresinin 56. ayetinde görüyoruz. Son olarak da beşinci olarak da vesveselerle zihnimizi ve kalbimizi bulandırır. Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti van nas. Cin ve insanlardan olan şeytanlar kalplere etki edecek vesveseler verirler. Şüpheler oluştururlar. İnsanların aklıyla oynarlar, korkuturlar. Mesela aç kalırsın. Faiz almazsan aç kalırsın. Ölürsün. Bu zamanda yaşamak mümkün değil. Mesela çok çocuğun olursa mümkün değil yetiştiremezsin. Böyle saçma sapan vesveseler verirler. Veya sen İnsanlar gibi olmazsan seni dışlarlar. Dışlanırsan hiç kimse sevmez seni. Bu ülkeden gitmek zorunda kalırsın. Allah'ı unutturur. Vesveselerle bizi kuşatır ve artık biz diye bir şey kalmaz. Şeytan oluşur. Bütün bunlar karşısında arkadaşlar dinimiz bize elbette ki çaresiz olduğumuzu söyleniyor. Biz de iblise karşı nasıl düşman olacağımızı konuşmamız lazım. İblis bizim düşmanımız. Bize nasıl taktik uyguluyor, neler yapıyor? İnsanlar niye iblisin tarafında oluyorlar? Bunları değerlendirdik. Biz peki düşmanımıza karşı düşmanlığımızı nasıl perçinleriz? Nasıl kendimizi himaye ederiz? Bir, iblis karakterini iyi analiz edeceğiz ve çocuklarını tespit edeceğiz. Burada anlatılanlara göre artı Kur'an-ı Kerim'de şeytanın anlatıldığı, e, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların anlatıldığı, zalimlerin anlatıldığı ki hepsi bunlar şeytanın sülalesidir, çocuklarıdır. Bunları iyi öğreneceğiz. Sonra da bu zamanın çocuklarını, iblisin çocuklarını tespit edeceğiz kendi zihnimizde. Elbette ki kalpleri Allah biliyor ama biz dışarıdaki amellerine göre aa bu iblisci hareket ediyor, aa bu iblisin torununa benziyor diye bunları çok rahat görebiliriz. Belli kesimde en azından. Onlara muhalefet edeceğiz arkadaşlar. Onlara hiçbir şekilde benzemeyerek bu savaşı gerçekleştirebiliriz. Şeytanın ve çocuklarının düşman edilmesi ancak onlara muhalefetle gerçekleşir. Onlar gibi düşünmeyerek, onlar gibi giyinmeyerek, onlar gibi konuşmayarak ben onlara benzemem. Onlar saçlarını sıfıra vuruyorsa vurmam saçlarımı sıfıra. Onlar uzatıyorsa ben de uzatmam. Onlar çok uzun sakal bırakıyorsa onlara muhalefet olsun diye daha kısa sakal bırakırım. İşim gücüm onlara muhalefet etmek gibi. Zaten boykot da bu demek. Asıl boykot budur. İçinde ekonomik boykot da vardır. Böyle siyasi boykot da vardır. Entelektüel kültürel boykot da vardır. İkincisi arkadaşlar, her işimizde sadece Allah'ı düşüneceğiz. Bana ne ya? İnsanlar istedikleri kadar vatan edebiyatı yapsınlar. Ben Allah'ın adının anıldığı yere vatan derim. Bu kadar. Kendi doğduğum topraklar benim vatanım değildir. Nerede Allah'ın adı anılıyorsa orası benim vatanımdır diyeceğiz. Ve bütün işlerimizde yürümemizden alışverişimize kadar ben Allah'ı düşünerek iş yapıyorum. Öbürünün tarzı, bunun tavsiyesi beni ilgilendirmiyor. Rabbim benden ne görmek istiyorsa ben onu yapacağım. Buna her işte ihlaslı olmak diyoruz. Üçüncüsü Kitap ve sünnet tutuculuğu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hani tutuculuk diye bir söz var ya. Yani ben de bunu o zaman ayet hadis tutuculuğu olarak değiştiriyorum. İnsanlar ne neresini tutarsa tutsun. Ben peygamber bilirim, Allah bilirim, Kur'an bilirim, sünnet bilirim, ayet bilirim, hadis bilirim. Bunun dışındaki hiçbir sözü de takmam. Kur'an ve sünnetle ilgili her sözü de başımın üstüne koyarım. Bunlarla da beraber Allah'a giderim diyeceğim. Bu da ancak şeytandan korunacağımız, onu düşmanlaştırabileceğimiz bir başka yöntem. Ve Allah'a sığınabileceğimiz çevremizi bulacağız ya da oluşturacağız arkadaşlar. Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi. Çevreleri yoktu kendileri oluşturdular. Olsaydı oraya gideceklerdi. Onların çevresi mağara oldu. Oradan Allah'a sığındılar ve Rablerine gittiler. O toplumdan şeytanlaşmış insanların içerisinden kurtulmamız lazım. Onlarla beraber takılamayız. Aynı üniversitede mecburen okuyor olabiliriz. Ama çevremiz onlar olmaz. Ders dışında ben kendi kültürümü Allah'ın izniyle oluşturabilirim. Ve beşinci olarak da cemaatle namaz artı Kur'an tilaveti artı sohbet halkası. Şeytanı düşman edinmenin, şeytana karşı korunmanın en gerçekçi metotlarından biri de budur arkadaşlar. Tek başımıza namaz kılmak yok. Camiye gitmek, ya da cemaate gelmek. Artı çok çok Allah'ı zikir anlamı taşıyan Kur'an tilaveti ve düzenli sohbet meclisleri. Bizi şeytanlaşmış insanlardan koruyacak en kıymetli yöntemlerden biri de budur. Ve son olarak çokça Allah'a dua etmek, şeytandan Allah'a sığınmak, Allahü Teala'yı sabah akşam dilimizle zikretmek, okuyabildiğimiz kadar tesbihat, salavat, istiğfarla Allah'a yaklaşmaya çalışmak iblisin tarafında olmadığımızın göstergesidir. Ve ancak bu şekilde biz iblise karşı düşman olduğumuzu ispat edebiliriz. Çünkü Allah'ı unutmamızı istiyor. Bizse zikirle Allah'ı hatırlamak istiyoruz. Bizse hatırladığımız Allah'a göre yaşamak istiyoruz. Böylelikle zaten şeytana ve şeytanın çocuklarına biiznillahü teala benzememiş olacağız. Arkadaşlar surenin bu bölümü bize ezeli ve ebedi düşmanımızı hatırlattı. Öncesiyle sonrasıyla bütün konu zaten şeytan ve Allah arasındaki yapacağımız tercihti. Önceki kıssalarla buraya bağladı ayetler. Şimdi bundan sonraki kıssalarla da yine konu buraya bağlanmış olacak. Ebedi düşmanımızı, ezeli düşmanımızı unutmadan sureyi okumaya inşallah devam edeceğiz. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين